Herkes kitap yazabilir mi? Aslında çok kısa ve net bir yanıtı var. Yazabilir. Ve hatta yazmalıdır da. Çünkü ülkece biz hep okuma sorunundan söz ederiz. Okuma oranımızın düşük olmasından bahsederiz. Ama bizim temel sorunlarımızdan biri de yazma sorunudur. Yani ülkemizde evet okuma oranı düşük. Ama bir o kadar da yazma oranımız da düşük. Düşük düzeyde. Şimdi bununla ilgili ben birkaç istatistik bilgi vermek istiyorum size. 2021 yılından bu yana Türkiye Yayıncılar Birliği ve Kore Yayıncılar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği toplantılar oluyor. Yayıncıları bir araya getiriyorlar. Biz de 2021 ve 2022'de bu toplantının katılımcılarından biriydik. Yine bu yıl yapılacak ve buna da katılmak istiyoruz. Şimdi bu toplantılarda özellikle Güney Kore tarafının, Güney Kore Yayıncılar Birliği'nin söylediği bazı bilgileri ben not almıştım. Çok dikkatimi çekmişti. Bunlardan bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum konumuz gereği. Şimdi ekranda da yansıttığımız üzere ülkemizin aşağı yukarı 83 milyon civarında bir nüfusu var. Güney Kore'nin ise 51 milyon nüfusu olduğunu görüyoruz. Bu nüfus oranlarını göz önünde bulundurarak ülkemizde 10 bin kitap evi varken Güney Kore'de 43 bin aşağı yukarı kitap evinin olması bize bazı ipuçları verebiliyor. Yani bu aslında kitap evlerinin varoluşu okuma oranımızın bir göstergesidir. Bir başka bilgi olarak ülkemizde aşağı yukarı 5500 dolayında yayın evi var. Güney Kore'de ise bu rakam ekranda da gördüğünüz üzere 67 bin. Yani nüfus oranlarını da göz önünde aldığımızda arada bir uçurum var. Dolayısıyla şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ülkemiz hem okuma oranı bakımından hem de yazma oranı bakımından çok çok geride. Yani ikisinin de üzerinde durması gerekiyor. Şimdi, bu arada bu 5500 yayın evinin hepsi faal olarak çalışmıyor. Yayıncılar Birliği Başkanımızın verdiği bilgiye göre aşağı yukarı 2000 kadarı faal olarak çalışıyor. Gerisi kağıt üstünde kalmış kurum. Güney Kore tarafında da vardır ama her ikisini de resmi olarak kabul edecek olursak da 5500 ve 67.000 sayılar arasında çok büyük bir fark var. Yani devasa boyutta bir fark var. Şimdi şu soru çıkıyor ortaya. Ben hep söz veriyorum, diyorum ki okuyabilen herkes yazmalıdır de. Ben böyle bir söz veriyorum. Bu konuşmayı yaparken de çok kez şu soruyu alıyorum. Şimdi herkes kitap yazarsa edebiyatımız değeri düşer. Böyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Burada da ben yanıtımı şöyle veriyorum. Burada da bir kez yinelemiş olayım. Nasıl ki herkes konuşuyorsa, yani ülkemizde herkes Türkçe konuşuyor ve Türkçe bundan dolayı herhangi bir kayba uğramıyorsa, herhangi bir zarara uğramıyorsa, aynı şekilde de herkes yazsın, Türk edebiyatı bir şey kaybetmez. Yani falanca kötü bir şey yazdı, o zaman edebiyatın rezil düşer. Öyle bir şey yok. Çünkü herkesin etki edebildiği bir güç var. Ve burada doğal seçim dediğimiz bir kavram yine burada da kendisini gösterecektir. Çünkü kötü olan elenecektir. Yani okurlar arasında elenecektir. Yazarın etki çevresi kadar gidebilecektir. Edebiyatımıza mal olacak, edebiyatımızın yönünü değiştirebilecek herhangi bir etkiden söz edemeyiz. Bu ancak çok büyük kitlelere hitap edilen yazarların çalışmalarıyla olabilir. Dolayısıyla herkes yazdığında edebiyatımız çok büyük bir kayba uğramayacaktır. Peki bir şey kazanacak mıdır? Evet kazanacaktır. Çünkü okuma oranı ve yazma oranı birbirlerini tetikliyor. Okuyan kişi yazmaya eğiliyor, yazan kişi yazmak için daha çok okuyor. Böyle birbirlerini tetikliyorlar. Peki diyelim ki herkes bir metin yazdı. İşte kimisi anısını yazdı, kimisi şiirini yazdı. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum. Kitap denildiğinde ülkemizde hep bilgi aktaran nesne olarak düşünüyor. Oysa kitap salt bilgi vermez. Yani yeri geldiğinde biz bir anımızı yazabiliriz, biz duygularımızı aktardığımız şiirlerimizi yazabiliriz. Yani salt oradan bir bilgi aktarmak durumunda değiliz. Peki diyelim ki biz bir metin yazdık, işte defterimize anılarımızı yazdık, bir kurgu gerçekleştirdik, defterimizde, bilgisayarımızda bu metin duruyor. Peki bu metni her yayın evi yayınlar mı? İşte bu noktada yayın evlerinin çok burada açık ve net bir şekilde belirteyim ki yayın evleri her çalışmayı yayınlamaz. Çünkü konuşulmayan bir konu, yayın evleri bir ticari kurumdur. Bunu çok net bir şekilde belirtmek istiyorum. Yayın evleri ticari bir kurumdur.
toplumda yayın evlerine bir yardım kuruluşu, bir yardım vakfıymış gibi davranılıyor. Onlardan bu yönde bir beklenti içerisinde bulunuyor. Şimdi şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yayın evleri getirisini kestiremedikleri bir yapıda yatırım yapmıyorlar. Çünkü az önce dediğim gibi bu bir ticari kurumdur. Şimdi ben hem bir yazar hem de bir yayın evi, genel yayın yönetmeni olarak özellikle de okulların açıldığı eğitim öğretim döneminin yeni başladığı şu dönemlerde şunu söyleyebilirim. Biz çok fazla e-posta alıyoruz. Şu okulumuza kitap bağışlar mısınız? İşte biz falanca beldeden yazıyoruz, kitap bağışı istiyoruz. Hatta dediğim gibi bu sabah ben bilgisayarı açtığımda, adını vermeyeceğim, bir kaymakamlıktan kitap toplama kampanyası çerçevesinde bağış toplandığına dair mesaj geldi bize ve bizden de bağış istendi. Şimdi şunu sormak istiyorum, kitaba bir neden bağışlarız? Yani bir fırına gidildiğinde fırından ekmek bağışı istenebilir mi? Hayır. Peki yayın evinden neden kitap bağışı isteniyor? İşte bu toplum tarafında konuşulmayan ama herkesin de az çok içinde olan bir durum. Yani kitap evleri, yayın evleri bir yardım kuruluşu gibi hazırlanan her metni yayınlasın istiyorlar. Ama buna nasıl bütçe ayıracak, süreci nasıl ilerletecek, bu sermayeyi nereden bulacak, bu hiç düşünülmüyor. Yayın evi bir çalışma, yazar bir çalışma getirdiği zaman onu basmakla yükümlüdür. Böyle bir beklenti var. Ancak bu yani yayın evlerinin ticari bir kurum olması da ayıp bir şey değil. Yani deyim yerindeyse hani biraz amiyane tabirle çarpın dönmesi için, değerinin dönmesi için kitabın satılması gerekir. Mesela bu konuda şunu da vurgulamak isterim. Bazen yazarlar bize yeni bir çalışma gönderdiğinde işte şöyle diyebiliyorlar. Ben işin ticari tarafında değilim. Çok satılsın, çok para kazansın istemiyorum. Ama kitabımda çok işe ulaşsın istiyorum. Böyle diyebiliyorlar. Şimdi çok okura ulaşması için kitabın çok satılması gerekir. Ve kitabın satışından para kazanmak da ayıp değil. Ama bu şekilde algılanmıyor. Çoğu kez bunu bir duygusallıkla hareket ediyor yazarlarımız. Oysa bu işin bir ticari yönü vardır. Dolayısıyla da yayın evleri her kitaba yatırım yapamazlar. Peki her kitaba yatırım yapamıyorsa ortaya ne çıkıyor? Ortaya kitabını yayınlamamış bir yazarlar topluluğu çıkıyor. Şimdi yayın evleri az çok tahmin edebilirsiniz. Ünlü yazarların, toplum tarafından tanınmış, bilinmiş büyük kitlelerin, büyük yazarların ya da önemli sayılabilecek gözde kişilerin kitaplarını değerlendiriyorlar. Çünkü az çok tahmin edebiliyorlar. Ama edebiyat dünyasına yeni girmiş birinin, bakın burada edebi değerden söz etmiyorum. Edebi değeri çok yüksek yapıt da olabilir, bir çalışma da olabilir. Bu onun yayınlanış anlarına gelmez. Yani bu sadece ülkemiz için değil, yurt dışı için de aynısı geçerlidir. Dolayısıyla da kitabını yayınlatamamış, henüz bir sponsor bulamamış yazarlar topluluğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ortaya çok büyük bir talep oluşuyor. Yani arz talep ilişkisi bakımından bunu karşılayacak yeni yöntemler kendinden doğmuş oluyor. Şimdi ben bu noktada kitap yayınlatmanın dört yolundan bahsedebilirim. Birincisi basın evinde yani matbaada gidip doğrudan çalışmanızı bastırmak. Metninizi verirsiniz, dosyanızı verirsiniz. Matbaada bunu olduğu gibi baskı yapar ve sizi teslim eder. Bu klasik yöntemden, geleneksel yöntemden çok uzakta çünkü kitapları olduğu gibi alırsınız, evinize getirirsiniz ve dağıtımını, satışını, pazarlamasını siz üstlenmiş olursunuz. Bu bir yöntem. Yapanlar var ama yeğenlerini profesyonel anlamda yeğlenmez. Bir ikinci yöntem, az önce sözünü ettiğimiz bir yayın evinin yatırım yapmasını beklemek. Şimdi bir yayın evinin yatırım yapması tıpkı bir ticari iş kurulumu gibi ona bütçe ayırması, süreç ayırması, zaman ayırması gibi süreçleri gerektirir. Az önce onlara değinmiştim. Bu da bir baskı yöntemidir ve geleneksel yöntemdir. Yani toplum tabanında herkesin bildiği yöntem aslında temel olarak budur. Bir üçüncü yöntem, şimdi kitabının yayınlamasına yatırımcı bir yayın evi olmayınca çalışmalarını yayınlatmak isteyen yayın evlerinin, çalışmalarını yayınlatmak isteyen yazarlarının baskı maliyetlerini kendisinin karşılayarak yayın evinden çıkartması ve piyasaya sürdürmesi. Buna destekli yayıncılık deniyor. Destekli yayıncılık ülkemizde aşağı yukarı 20 yıldır bulunuyor, yeni oldu. Ve bu destekli yayıncılık da kendi içinde yeni alt bölümler oluşturdu. Mesela
sipariş usulü baskı bir yöntem gelişti. Artık sipariş geldikçe ilgili kurum dijital baskı teknikleriyle bir adet iki adet üretip müşteriye, daha doğrusu okura ulaştırabiliyor. Bu yöntem ile artık birçok yazar kitabını yayınlatabiliyor. Yani metni hazırlıyor, destekli yayıncılık yapan yayın evlerine ulaşıyor ve belli bir sözleşmeden, belli bir sözleşme adedinden, belli bir miktar ile bu kitabını yayınlayabiliyor. Bu bir yöntem ve sayısı da gittikçe arttı. Tabii bunun içerisinde az önce dediğim gibi yeni teknikler çıktı, yeni koşullar çıktı. İşte çeşitli farklı şeyler daha çok duyuyoruz. Sorunlar da oluyor, iyi şeyler de oluyor. Ve bir son olarak da e-kitap, yani sesli kitap ve e-kitap olarak dijital kitap diyebileceğimiz bir yöntem var. En uygun maliyetlisi, çoğu kez de ücretsiz de olabilir. Kendi çalışmalarınızda, kendi çabalarınızda bu şekilde bir yayın gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu dört yayın yönteminden birini değerlendirebilirsiniz. Diyelim ki kitabınızı yazdınız, hazırladınız, elinizde metin var. Peki bunu nasıl kitaba dönüştüreceksiniz? Diyelim ki bir yayın eviyle anlaşacaksınız. Bu yatırımcı bir yayın evi de olabilir. Maliyetini sizin karşılayacağınız ve piyasaya süreceğiniz destekli yayıncılık yapan bir yayın evi de olabilir. Şimdi yayın evi ile sizin süreci ilerletirken bir sözleşme imzalamanız gerekir. Peki bu sözleşmeyi imzalarken nereye dikkat edebilirsiniz? Konumuz gereği ben kısa tutarak birkaç vurgu yapmak istiyorum. Özellikle bu destekli yayıncılık yapan yayın evleriyle anlaşırken sözleşmelerde ucu açık ya da yorum açık herhangi bir madde olmamasına çok dikkat edilmelidir. Bu konuda sonradan hani kitabım çıksın ama nasıl olursa çıksın, bir şekilde çıksın, yayınlansın, sonrasına bakarız düşüncesinden ziyade yorum açık konuların kesinlikle olmaması gerekir. Çünkü bununla ilgili biz çok şikayet alıyoruz. Örneğin son dönemlerde ücretsiz kitap yayınlıyoruz başlığı adı altında ilanlara, reklamlara denk gelebiliyoruz. Ve sonrasında sözleşmedeki koşullara dikkat etmeden buna imza atan yazarlarımızın çok ağır yükümlülükler altında kaldıkları ve maddi olarak da zarara uğradıklarına denk gelebiliyoruz. Elbette işini güzel yapanlar vardır ama yine tekrar etmiş olayım. Orada yazara yüklenen sorumlulukların hem yoruma açık olmaması hem de ucunun açık olmaması, herhangi bir şekilde başka bir yere bağlanmaması konusunda dikkat edilmesi güzel olur. Ve diyelim ki karşılıklı anlaşıldı. Yine buna da kısaca bir değineyim. Yayın eviyle yazar karşılıklı anlaştıktan sonra yayın evi artık bundan sonraki çalışmaları çoğunlukla kendisi yürütür. Bu sizin teslim ettiğiniz kitabın editörlük çalışmasını, dizgisini, kapak tasarımını, işte Kültür Bakanlığı kaydettiği resim işlemlerini adım adım gerçekleştirir ve bunları gerçekleştirdikten sonra en son baskıya girer. Baskıdan sonra da artık bildiğiniz usul dağıtma ve satışa çıkartır. Yeri geldiğinde işte kitap fuarlarında imza günü düzenleme olana sunar. Özellikle konumuz herkes kitap yazabilir miydi? Evet, herkes kitap yazabilir ve yazmalıdır da. Bunu ben hem okuma oranımıza hem de gelişmişliğimize ülke olarak bu yayıncılık sektörünün gelişeceğine çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Umarım da bu konuşmanın da buna bir yararı olacaktır.